Bundan çok uzun yıllar evvel mutlu bir ülke varmış. Herkes dans edip eğleniyormuş. Fakat ne olduysa birdenbire köyü fareler basmış. Fareler her yere yayılmış. Bütün yiyecekleri yemişler. Halk artık dayanamaz olmuş. Krala gidip, "Kral, kral, sen eğlenmeyi biliyorsun ama farelerden hiç haberin yok." demiş köylüler krala. O sırada fareler saraya kadar bile gelmiş kralın karşısına. Kral da artık tehlikenin farkındaymış. Bu farelere bir çözüm bulunması gerekiyormuş. Fare ilacı koyuyorlarmış, olmuyormuş. Fare kapanı koyuyorlarmış, o da kâr etmiyormuş. Günlerden bir gün siyah elbiseli, cadı görünüşlü birisi gelmiş krala. "Efendim," demiş, "ben bir kavalcı tanıyorum. Kavalıyla her şey yapabilir." Kral, "Tamam o zaman," demiş, "aradığımız adamı bulduk. Gelsin hemen, bu farelerden bizi kurtarsın," demiş. Kavalcı çocuğa haber vermişler. "Hemen saraya gel," demişler. Çok geçmeden kavalcı çocuk gelmiş. Kırmızı bir elbisesi varmış, beyaz da bir şapkası. Saraydaki herkes şaşırmış. "İyi ama bir kavalla fareleri nasıl yok edebilirsin?" demişler. Kavalcı çocuk, "Bu kaval sihirli," demiş. "Bu kavalla çalarak istediğimi yapabiliyorum," demiş. Herkes şaşkınmış. "Tamam," demişler, "iyi hadi yap, fareler orada. Bakalım ne yapacaksın kavalınla. Hadi göster kendini," demişler kavalcı çocuğa. Kavalcı çocuk bu iş karşılığında kendisine bir kese para verilmesini istemiş. "Tamam," demiş kral, "sen ilk önce farelerden bizi bir kurtar bakalım." Kavalcı çocuk başlamış kavalını çalmaya. Bütün fareler sihirlenmiş gibi kavalın sesine tepki gösteriyormuş. Kavalın sesini duyan bütün fareler yattıkları yerden kalkmışlar ve kavalcının peşine düşmüşler. Kavalcı fareleri bir süre peşinden sürükledikten sonra onları bir derenin kenarına getirmiş. Derenin kenarına gelen fareler kendiliğinden dereye atlamışlar ve yok olup gitmişler. Kavalcı çocuk sayesinde ülke farelerden kurtulmuş ve sıra gelmiş kavalcı çocuğun kraldan parasını almaya. "Evet," demiş kavalcı çocuk, "ben işimi yaptım, şimdi siz de söz verdiğiniz parayı verin." Ama kral hiç oralı olmamış. Nasıl olsa farelerden kurtulduk, bu çocuk da benden parayı alamaz diye düşünmüş. Ve kavalcı çocuğu geri çevirmiş. "Sana paramız yok," demiş. Kavalcı çocuk kralın kendisine verdiği sözü tutmamasına çok üzülmüş. "Sen görürsün kral," demiş, "verdiğin sözü tutmamanın ne demek olduğunu sana öğreteceğim," diyerek oradan ayrılmış kavalcı çocuk. Kavalcı çocuk şehre inerek kavalını tekrar çalmaya başlamış. Bu sefer ise ülkedeki bütün çocuklar büyülenmiş gibi kavalın sesine doğru gitmeye başlamışlar. Kavalcı çalmış da çalmış. Bütün çocuklar toplanmış kavalcının peşine. Çocuklar bile nereye gittiklerini bilmiyorlarmış. Sadece kavalın peşine düşmüşler. Kavalcı kralı ceza olarak ülkenin bütün çocuklarını bir araya toplayıp onları bir mağaraya koymuş. Bu arada o ülkede yaşayan anne babalar çocuklarının kaybolmalarına çok üzülmüşler ve tüm bunlara sebep olan krallarına çok kızmışlar. Meydanda toplanan halk krala çok sinirliymiş. Hemen bu işe bir çözüm bulmasını ve çocukların geri getirilmesini istiyormuş. Kral yaptığı hatanın farkına varmış. Halkına karşı çok mahcup olmuş. "Bu çocukların kaybolmasına ben sebep oldum. Hemen şu kavalcının parasını ödeyin, çocukları da geri getirsin," diye emir vermiş. Parası ödenen kavalcı tekrar kavalına çalmış ve çocukları evlerine geri göndermiş. Almanya'nın Bremen şehrinde bir eşek yaşıyormuş. Sahipleri eşeğe çok kötü davranıyorlarmış. Ona kaba davranıyorlarmış. Taşıyacağından çok fazla yük yüklüyorlarmış. Eşek artık yaşlanmış. Artık dayanamıyormuş. "Bu taşımacılık işlerini bırakacağım," demiş. "Sen eşek olursan sırtına yük vuran çok olur. Bremen şehrine gideceğim. Bremen'de bir müzik şirketi kuracağım," demiş. Fakat hiç arkadaşı yokmuş. "Arkadaşım yok ama yolda buluruz herhalde," demiş ve yola devam etmiş. İnsanlardan çok bunalmış. Bir sabah çiftliği terk etmiş. Yolda giderken de düşünüyormuş. "Benim sesim çok iyi değil ama en azından denemem lazım," demiş. O sırada başka bir çiftlikte köpek ile sahibi arasında bazı sorunlar yaşanıyormuş. Sahibi köpeğin hiçbir işe yaramadığını düşünüyormuş. Köpek artık yaşlanmış. Bekçilik falan yapmıyormuş. Bahçeye giren kedileri kovalamıyormuş. Akşama kadar yattığı yerde kaşınıyormuş. Sahipleri bu yüzden artık onu hiç sevmiyormuş ve çiftlikte durmasını istemiyorlarmış. Köpeğin gitmesi için yastıkla falan sırtına vuruyorlarmış. Ama köpek bir türlü anlamıyormuş. Çünkü köpek ömrü boyunca bu çiftlikte yaşamış. Giderse ne yapacakmış? Köpeğin karşısına geçip onu uyarmışlar. "Bak köpek, artık seni bu çiftlikte istemiyoruz. Kendine yeni bir yer bul. Defol buradan," demişler. Yıllarca onlara hizmet eden köpek bu duruma çok üzülmüş. Fakat yapacak bir şey yokmuş.
gitmeye karar vermiş. Yaşlı köpek yolda giderken bizim yaşlı eşekle karşılaşmış. Yaşlı eşek köpeğe ben çiftliğimden ayrıldım demiş. Bremen'e gideceğim, bir müzik şirketi kuracağım demiş eşek. Sen de benim gruba katıl deyince köpek çok sevinmiş. Zaten ne yapacağını bilmiyormuş. İki kişilik bir müzik grubu olmuşlar bile şimdiden. Sevinçle yola koyulmuşlar. Fakat o sırada başka bir çiftlikte başka bir problem yaşanıyormuş. Kedisi ile sahibi anlaşamıyormuş. Kedi eskisi gibi iş yapmıyormuş. Gelen farelerle ilgilenmiyormuş. Kedi artık yaşlanmış. Fareleri umursamıyormuş. Sahibi yaşlandığı için bu kediden vazgeçmiş. Daha küçük, daha genç bir kedi almak istiyormuş. Oysa bizim kedinin hiçbir şeyden haberi yokmuş. Akşama kadar kaşınıyormuş. Kaşınıp yatıyormuş. Ondan sonra da yemek yiyormuş. Sahipleri kedinin bu tavrından çok sıkılmış. Her yer fare olmuş. Kediye kızmaya başlamışlar. Görmüyor musun, her yer fare. İşini yapsana demişler. Kedi de onları çırmaklayarak cevap vermiş. Bunun üzerine ev sahipleri tutup kediyi çiftlikten dışarı atmışlar. Maalesef kedi de artık evsiz kalmış. Ne yapacağını bilmeden düşmüş yollara. Biraz ileride bizim eşek ve köpekle karşılaşmış. Eşek ve köpek kendi çiftliklerinden ayrıldıklarını söylemişler. Kedi, ben de ayrıldım zaten demiş. Eşek, ayrıldıysan sen de bizdensin o zaman demiş kediye. Sen de bizim müzik grubumuza katılabilirsin demiş kediye. Kedi bunun üzerine çok sevinmiş. Üçü bir araya geldikleri için artık çok mutlularmış. Fakat Bremen'e ulaşmaları gerekiyormuş. Ayrıca kalacak bir yer de lazımmış. O sırada başka bir çiftlikten büyük bir gürültüyle bir horoz kaçıyormuş. Horoz soluğu bizimkilerin yanında almış. Sayıları olmuş 4. Horoz olanları anlatmış. Çiftliğimden zor kaçtım demiş. Ne oldu demiş, bizimkiler şaşırmış. Eğer çiftliğimden kaçmasaydım sahibim beni kesip pilav üstü tavuk yapacaktı demiş horoz. Anlaşıldı demiş bizimkiler. Sen de bizdensin. Grubumuza katılabilirsin. İnşallah sesin iyidir. Horoz? Horoz gibi ötüyoruz işte, bildiğin gibi demiş. Yalnız benim bir ayağım sakatlandı. Beni birisi taşıyabilir mi demiş. Horozu kedinin sırtına bantlamaya çalışmışlar. Ama bant tutmamış. Ondan vazgeçmişler. Dört arkadaş düşmüş yola. Fakat kendilerine kalacak bir yer bulamıyorlarmış. Bremen'e neredeyse ulaşmışlar. Hem müzik yapabilmek hem de geceleri uyuyabilmek için bir yer lazımmış. Hiç kimseyi tanımıyorlarmış. Ceplerinde de hiç para yokmuş. Kedi köpeğe, bırak şu horozu, biraz da kendisi yürüsün derken birdenbire karşılarına çok güzel bir ev çıkmış. Ev bir mantara benziyormuş. Bulutların orada da durmadan balonlar uçuyormuş. Harika demişler. İşte evimizi bulduk. Yalnız bir problem varmış. Bu terk edilmiş evin içine haydutlar yerleşmiş. Yarın nerede hırsızlık yapsak acaba? diye gülüyorlarmış. Yeşilde bir çorba içiyorlarmış. Bizimkiler evi görünce çok sevinmiş ama haydutları görünce bu sefer çok üzülmüş. Çok korkmuşlar. Köpek, bizim onlara gücümüz yetmez. Onları buradan çıkartamayız demiş. Kedi, durun, benim aklıma bir fikir geldi. Ben gideyim onları şöyle bir korkutayım. Şöyle ayaklarımı falan sallayayım. Sonra onları tırmalayayım. Sonra üzerlerine atlayayım. Belki de kaçarlar ha? Ne dersiniz? Demiş. Eşek, hayır demiş. Senin planın hiçbir işe yaramaz. Benim daha güzel bir planım var. Nedir demiş diğerleri. Hepimiz üst üste çıkacağız ve değişik bir canavar görünümü yaratacağız demiş. Köpek eşeğin sırtına binmiş. Kedi de köpeğin sırtına. Başlamışlar bağırmaya. Sesleri duyan haydutlar ne olduğunu anlayamamış, çok korkmuş. Evin camından içeriye doğru bir canavar gibi bağırıyorlarmış. Hırsızlar duydukları sesten ve gördükleri canavardan çok korkmuş. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bizimkiler hırsızları kaçırmak için çılgınca bağırıyormuş. Hırsızlardan bir tanesi, durun kaçmayın, ilk önce ne olduğunu anlayalım demiş. Fakat ses ve görüntü o kadar korkunçmuş ki daha fazla vakit geçiremezlermiş orada. Hırsızlar bu korkunç canavar gibi gözüken şeyin karşısında daha fazla duramamışlar. Ve bir daha geri gelmemek kaydıyla arkalarına bile bakmadan kaçmışlar. Hırsızlardan kurtulan Bremen mızıkacılarının nihayet güzel bir evi olmuş. Dört arkadaş burada mutlu mesut yaşamışlar. Müziklerini yapmışlar. Buradan çok uzak bir bahçede sevimli bir tırtıl ile sevimli bir serçe yavrusu yaşıyormuş. Minik serçe henüz uçmayı bilmiyormuş. Annesinden yem bekliyormuş. Minik serçenin etrafında tırtıllar, meyveler ve tohumlar varmış. Ama minik serçe bunları nasıl yeneceğini henüz bilmiyormuş. Minik serçemiz acıkınca ne yapsın? Kanat çırparak koşmuş. Karşısına ilk çıkan sevimli tırtıl olmuş. Minik serçe karşısına çıkan tırtılı yemek istemiş.
ve düşmüş onun peşine. Tırtıl bir o tarafa bir bu tarafa kaçıyormuş. Ve sonunda serçe tırtılı köşeye sıkıştırmış. Serçeyi karşısında gören tırtıl başlamış konuşmaya. Aman serçe, kutum serçe. Yemi birine alar. 3 haftacık beklersen. Adım kelebek alar. Öğretirim açmayı. Yiyecekler bulmayı. Yükseliriz göklere. Dağlara böylece. Şaşırmış minik serçe. Bir tırtıl nasıl uçar? Bekleyip görelim bakalım demiş. Tırtıl gerçekten uçabilecek mi? Tırtılı yemekten vazgeçmiş ve ona bir şans daha vermiş. Tırtıl başlamış hemen kozasını örmeye. Gece gündüz dememiş, 3 hafta böyle geçmiş. Minik tırtılın etrafında artık bir koza varmış. Ama kozanın içinde ne olduğunu hiç kimse bilmiyormuş. Ve gün gelmiş, koza yırtılmış. Kozanın içinden çok güzel bir kelebek çıkmış. Rengarenk kanatlarıyla o artık bir kelebekmiş. Minik serçe ve kelebek çok iyi iki arkadaş olmuş. Artık ikisi de uçuyormuş. Minik tırtıl artık bir kelebekmiş. O da doğadaki binlerce arkadaşı gibi çiçekten çiçeğe uçuyormuş. Hikayemiz burada bitti. Tırtılı bize seslendiren arkadaşımız İpek'e çok teşekkür ediyoruz. Gel şimdi. Evet, ben işim hallettim, param ver. Şimdi küs. Siz görürsünüz de şimdi. Siz görürsünüz. Ay, elinle şöyle şöyle yap. Sizi çok kötü yapacağım de. Sizi çok kötü yapacağım. Şimdi dön arkanı git. Duvara doğru yürü, vitrine doğru. Tekme at, tekme at, bir daha tekme at, bir daha tekme at. Bir daha tekme at, çabuk yetiş, tekme at. Arda, arkana bak. Yürüyormuş gibi yapın, yürüyormuş gibi yapın. Ey ey. Tamam. Tamam hadi, işkence et. İşkence et sen ona. Ah. Oh. Ama. Tamam, tamam, tamam. Çok sert değil, çok sert değil, çok sert değil Arda. Bunları yayınlayamayız zaten oğlum, böyle. Bak, İpek zaman öyle yapıyordu. Başla. Başla İpek, ayağa kalk. Ayağa kalk. Gelin yanıma. Gelin yanıma. Gel, bana doğru gel. Bana doğru gel. Gelin yanıma. Gelin yanıma. Bana doğru gel, kameraya çarp. Şöyle yap. Seni yemeğe davet ediyorum. Geliyor musun? Sen de çok sevindim de. Çok. Oley, havaya uç, havaya uç. Oo, yemeğe gelecek misin? Teşekkür ederim. Hadi şimdi üçümüz birbirimize sarılıyoruz, hadi. Yerde bebeklerle oynuyorsun. Şimdi borazan çaldı. Borazanı duydun. İstanbul. Şimdi bana doğru gel. Öbür yakasını. Gel 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 gel, bana doğru gel. Kameraya çarp. Sesi geliyorum. Şimdi ikimiz, ah, düştüm. İkimiz yolda çok yürüyoruz. Şimdi ikimiz anlaştık, yolda yürüyoruz. Annene doğru yürüyormuş gibi ya. Yürü 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 yürü. Bir daha yürü, bir daha yürü. Evladım bak, bugün seni akşam yemeğine davet edeyim, gelecek misin? Gel gel. Çok sevinirim. Uy yavrucuğum.
Şimdi yürüyormuş gibi yapın, ben yukarıdan çekeceğim sizi. Özgürüm ya. Şimdi sırtını falan kaşı. Ama ya, ama bozuyorsunuz bak. Ben ne diyorum, siz ne yapıyorsunuz? Horozun da ağzı açık ya, korkmuş gibi sanki. Şu anda çekiyor musun? Horozu bilgisayarda yapacağım. Herkes elini böyle yapsın. Arda'nın kafası benim üstümde gözüküyor mu? Şu elini açıp kapatın. İpek sen de aç kapat.